Arkadaşlar merhaba, iki videoya hoş geldiniz. Bugün Knight Online güncelleme notlarını beraber değerlendireceğiz. Şöyle geçelim hemen. 21.09.2023 güncelleme notlarında Knight Marble etkinliği 1 ay, Full Moon Rift etkinliği yine 1 ay ve aşağı doğru devam edecek olsak Ronald'dan Yıldırım Savaşı ve sesli anlatım anonsları oyuna eklenmiştir diyor. Burada kısaca hemen bir üstünden geçelim. İlk başta Asset'e yeni eklenen 3 tane item var, onları görüyorsunuz. Onları özet geçeceğim sizlere sonrasında. Şimdi bir Marble'dan başlayalım. Marble'da ben size Marble'ı kısaca anlatacağım. Hızlı bir şekilde oyuna dönelim. Şurada buraya basıp Marble dediğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda start var. Yani şu komple bir tur attığınızda şu ödüllerden, örnek veriyorum, bir kere tur attığınızda birinci ödülü arıyorsunuz. Sonra ikinci tur attığınızda ikinci ödülü arıyorsunuz vesaire. Şimdi günde bir kere size free veriyor. 2 saat oyunda olmanız gerekiyor. Bunun için 2 saat sonra, yani oyuna girdikten 2 saat sonra bunu bir kere çevirebiliyorsunuz. Eğer çevirirseniz, ya örnek veriyorum, çevirdiniz ve şu kırmızıya geldiniz. Bu kırmızıya geldiğinizde şu ödülleri alabiliyorsunuz. Fakat 9M vermeniz gerekiyor bunun için. Bu da Blessed Item Upgrade Scroll. Yani bu değer, ben Tatto aldım. Biraz şanslıydım tabi ama bir tane Tatto, bir tane Makbi aldım. Fakat buradaki ödüllere karşılık gelen pardon, buradaki ödüllere karşılık gelen, bu liste karşılık gelen itemlar 9M. Yani ne, herkes bunu ya almak istemeyebilir. Bu tabi sizin tercihiniz. Size kalıyor. Yine buradan click rolling the dice dediğin zaman, buna tıkladığın zaman toplam size 5 kere, günde 5 kere bunu satın alabilirsiniz diyor. Yani günde, bir günde toplam 6 tane, bir tane starttan, yani bir tane free'den, özür dilerim, bir tane free'den olacak şekilde, 5 tane de paralı olacak şekilde gidiyor. Bu şeyi ikiye katlanarak gidiyor. Örnek veriyorum, 1M ile başlıyorsunuz. İlk zarınızı 1M'ye alıyorsunuz. İkinci zarınızı 2M'ye, üçüncü zarınızı 4M'ye, beşinci zarınızı, işte öyle katlana katlana gidiyor. Ben şu an bunu almıyorum. İki tane, toplam üç tane zar aldım. Bir tanesi ücretsiz, iki tanesi ücretli, parayla olmak üzere. Zaten benim tahminimce günde buna 3M, 4M para vermemiz gerekecek. Çünkü bu son 3 ödül çok iyi. Minerva Helmet veriyor. Yani bir tane Minerva Helmet Certificate veriyor. Alencia Wing veriyor ve Lunar Tat da veriyor. Yani şu 3 çok önemli. Bu 7, 8, 9 tamamlamak için de bunu birkaç kez şey yapmak gerekiyor. Yani bunu birkaç kez satın almak gerekiyor parayla. Sadece free'den muhtemelen bir ayda bitiremeyiz diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz 1-2M, 3M günde harcayacaksınız. Şuradaki ödülleri çok beğendim. Şu kırmızılardaki ödülleri. Ben iki tane denedim şansım. İkisinde de iyi geldi. Şimdi şu sarıya gelirseniz eğer, ben geldim buna. Size 3 tane şey tanıyor. 3 tane 3 tane kart tanıyor. Bu kartlar da şu şekilde göstereyim. Bu şans kartları. Bir tanesi boş, diğer ikisi ekstra zar haklı. Yani örnek veriyorum, buna geldiniz. Boş olanı seçtiniz. Boş olanı ben bu arada buldum. Bomba işareti var. Bomba çıkıyor. Boş alanı bulunca bomba çıkıyor. Umarım siz bulmazsınız. O bombaya şey, yani bu kartlardan birine basıyorsunuz. Ve sizi zar, yani zar atıyormuş gibi davranıyor aslında. Bu sarılara gelmek de o yüzden önemli. Yine özür, Buff Pest Turkulu, bunları biliyorsunuz zaten. Uzun zamandır var. Onun dışında örnek veriyorum, bir tur tamamladınız. Completion Reward List'e tıklıyorsunuz. Sonra Before Compensation diyorsunuz. Buradan ödül alıyorsunuz. Burası da biraz şey kalmış. Korece kalmış. Buraları yapmışlar ama şurayı unutmuşlar sanırım. Bunda nasıl? Bunu da düzeltmişler ama şunu da düzeltmeyi unutmuşlar. Buradan alabiliyorsunuz. Bunda da ödülleri size randomly demiş. Yani bu yukarıdaki listeleri, üstteki itemları
Random alabiliyorsunuz. Yani random atıyor. Bununla bir sıralama vesaire hiçbir şey yok. Yani buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e aldanmayın. Random atıyor itemları. Ramble bu şekilde. Şu kırmızıları 9 mail alıyorsunuz. Şu zarlar sizi çıkacak içerisindeki şans kartının içindeki zara göre ilerletiyor. 9 turunda da buradaki ödülleri alıyorsunuz. Exp için iyi bir şey. Yani benim için özellikle şu 7 günlük kanatları exp kanat alıp ve bir de buradan şey alırız. Event şeyini alırız. Şu var. Şu event şeyleriyle beraber iyi bir ex kasılır diye düşünüyorum. Onun dışında Lunar Tatto, Makbi vesaire yine alabiliyorsunuz. Marble bu şekilde. Güzel bir event. Aslında ben çok beğendim. Yani 9M tabii herkes vermeyebilir çünkü çok da ucuz sayılmaz. Gelip burada 9M varken hani bunu harcamak daha bilmiyorum daha mantıklı olabilir. Sonuçta burada Lobolupus Daikon var. O diğer tarafta onlar yok vesaire. Bu riski tabii size kalmış. Ne kadar almak istediğinize bağlı olarak değişir. İkisinde de 9M vermeniz gerekiyor. Sunucudan para çıkarmak için mantıklı. Bence çok doğru bir karar. Güzel bir etkinlik. Coin etkinliğinden iyi. Onu söyleyebilirim. Coin etkinliğini hiç beğenmemiştim çünkü. Marble etkinliği bu şekilde. Şimdi şeye geçelim. Burada havuç etkinliğine geçelim. Şimdi havuç için bir Maradona gidelim beraber. Kısaca özetleyeyim. Şurada bir NPC'miz var. Makpi. Yani şu Transform'un NPC olanı düşün. Bu Makpi NPC'sinde şu karot Exchange'e basıyorsunuz ve 50k karşılığında size havuç veriyor. Bunu günde bir kere yapabiliyorsunuz. O yüzden ben yaptığım için alamıyorum. Sonrasında bunu aldıktan sonra, bu havucu aldıktan sonra buraya doğru devam ediyorsunuz. Şurada bir tavşan göreceksiniz. Squad Leader Rabbit. Buraya gelip, bu tavşana gelip ortada bir seçenek çıkıyor. Ona bastıktan sonra size bir ödül veriyor. Random bir ödül veriyor. Bana Full Moon Emblem geldi. Çok şekil olarak da çok güzel. Ben çok beğendim. Burada ödülleri göstereyim. Havuç takas ederek kazanacağınız ödüller. Her zamanki potumuz var. Full Moon Emblem bir günlük. Lunar Tatta bir günlük. Rabbit Pet Transformers. Şunu beğendim. Acaba nasıl duruyor? Görüntü olarak. Rabbit Mortar Piece. Bir piece veriyor. Bunun ne olduğunu pek anlayamadım. Burada bununla ayrıntılı bir şey de yazmamışlar. Burada bir şey çağırmanız gerekiyor. Private Rabbit çağırabilirsiniz diyor. Yaratığınız kesen görev tamamlanmış olacak diyor ama ben burada şey görmedim yani direkt havucu verip şey yapmıştım. Havucu verip direkt almıştım bunu. Yani şu gelmiş dediğim gibi. Büyük şeytan tavşan etkinliği. Bir Donnie Darko'muz var. EMC bir versiyon haritadan 6 saate bir ortaya çıkacakmış bu. X veriyormuş fakat ne kadar X veriyor onu bilmiyorum. Eğer Santa kadar iyi X veriyorsa gayet değer. Yani gidip son vuruşu attığınızda da aşağıdaki eşyayı kazanabilirsiniz diyor. Son vuruşu yapan Lunar Gift Box eşyası düşmektedir diyor. Lunar Gift Box'ta aşağıdaki ödüllerden veriyor. Yani burada en mantıklı Switch Premium. En böyle iyisi. Çünkü stat skill sıfırlayacak arkadaşlar vesaire Switch Premium'u kullanıp onun içindeki var Premium'la skill stat sıfırlayabilirler. Kenara atarlar durur. İşlerine yaradığı noktada kullanabilirler. Onun dışında Assete Pathos Glove ve iki tane buff SC eklendi. Hemen onları kontrol edelim. Pathos Glove çok mantıklı geldi bana. Sizlere de göstereyim hemen. Şu Limited Pathos Glove ve Limited Edition Buff Pathos Glove diyor. Yani yes derseniz burada 60'a 2 tane veriyor. 2 tane bir aylık veriyor. Yani 30M geliyor tanesi. Atağa %4 daha fazla veriyor.
Burada tabi discrease demiş. Eğer defans alırsanız discrease, atak alırsanız increase olacak şekilde olduğu için burada bir defans örneği vermiş. Burada da %4 daha fazla hasar alıyor. Increase'de de %4 daha fazla damage atıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada Magician de mesela damage to Magician'ın %3 ise o Pathos'ta %4, yani toplamda %1 %1 toplam %2 şey olmuş oluyor. Damage artışı olmuş oluyor. 2200 HP artı 380 scroll paketi 60M. Bu da mantıklı. Yani tabi 380 AC aslında çok iyi diyebilirim ben. Seviyorum yani, alıp kullanabilir. 60M ya 200 700 800 KC gibi bir KC geliyor herhalde. O civarlara geliyor. Şu an tabi GB fiyatı oynamalar oluyor. Net bir şey söylemiyorum. Ama GB Priest için şu seçenek mantıklı. Warrior, Roach, Rogue ve Kuruyan için de bu seçenek mantıklı gibi geliyor. Çünkü burada atak SC var. Tabi burada 15M verip atak SC almak ne kadar worth, yani ne kadar faydalı bilmiyorum. Tabi onun karşılaştırmasını yapmak lazım. KC olarak atak SC'nin KC ile GB karşısında 15M değiyor mu, karşılık geliyor mu bilmiyorum. Siz ona bakarsınız. Almak isteyen arkadaşlar değerlendirir. Şimdi Full Moon Rift. Daha önce gelen etkinlik. Bunu zaten biliyorsunuz. Çok basit. Son vuruş yapmak burada çok önemli. O yüzden arkadaşlarınızla girmeye çalışın ya da siz kendiniz de kolay seviyelerinde vesaire yapabilirsiniz. Ama 8 kişi girmek benim için daha mantıklı oluyor. Çünkü burada 20 tane şey oluyor, stage oluyor. Yani 20 kere 20 wave oluyor. Toplam 20 dalga geliyor ve daha fazla şey kasabiliyorsunuz. Full Moon Reef Shovel. Ben bugün girdim. 45 tane kastım. Nasıl girildiğine dair kısaca bir özet geçeyim. Şuradaki NPC'ye gidiyorsunuz. Bunlar Order Press Blank. Burada Receive Full Moon Voucher diyorsunuz. Giriş voucher'ını receive diyorsunuz. Yani giriş kağıdını, ticket'ını, içeri girmek için kullanılacak ticket'ı alıyorsunuz. Sonra bu Full Moon Rift Board dediğinizde burada size bir sek çıkıyor aslında şurada. Şöyle bir sek ekranı çıkıyor. Burada işte register diyorsunuz. Kendinizi register yapıp sek şeyine. Sonrasında oradan sizi oradan almak zorundalar. Yani burada gelip sek açıp beni partiye alın demek değil de şuraya gelip Full Moon Rift'te board'a girip orada register yapıp sonrasında sizi partiye almasını beklemeniz gerekiyor. Yoksa burada boşuna beklemiş olursunuz. Sizi de almazlar partiye. Sonrasında içeri giriyorsunuz. Toplam 20 tane mey var. Onun için yarın ayrı ayrı bir video çekerim. Zaten daha önce gelen bir etkinlik tekrar geldi. O yüzden aslında çok videonun da çok gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten herkes biliyor. Sonrasında sesli anlatım anonsları. Bunu ben pek beğenmedim. Tabii beğenecek arkadaşlar elbet vardır. Burada bir uyarı gibi. Sistem narration uyarı, kill narration, yani örnek veriyorum kill aldığınızda vesaire çıkartılan soundlar. Bu soundları da F1'a basıp option deyip şurada narration şeyi var. Seçeneği var. Buradan You do not have enough Noah. örnek veriyorum, Novan yok diyor bana. Şurada You sesleri do not have enough değiştirebiliyorsunuz. Noah. İşte Man 1, Man 2, Woman 1, You do not have enough. Woman 2 You do anladım not tabii. have enough Noah. Bu bayağı sinirli bir ablamız. Şu daha You iyi gibi. do not have enough Noah. Yani burada örnek veriyorum, gittiniz nova atacaksınız. Hatta deneyebiliriz ama nasıl deneyeceğiz? Şöyle harcasak manayı yetişebilir mi? Her neyse. Buradan Options'dan, Narration'dan. Kill Narration, the first kill. First kill. Multi Multi-kill. kill. Hero of Elmerod. Yani bu sesleri Perfect, a çıkartıyor. great assist. Buradan Great değiştirebiliyorsun. assist. Burada Great assist. sakinden daha böyle çok şeye gidiyor. Böyle ilk başta sakin söylüyor, sonrasında daha böyle hard söylüyor. Hero of Elmerod. Bilmiyorum yani, çok bana göre değil. Ben kullanmıyorum. Kullanacak arkadaşlar tabii ki olabilir. Kendileri bilecektir. Yani şey olabilir, yine sistemleri için hani bir nebze
olabilir. Biraz sesini kızıp şöyle hani arkada beni uyarsın en azından duyayım şeklinde olabilir. Ama onun dışında çok da bana mantıklı gelmedi. Tabii ki kullanmak isteyen arkadaşlar nasıl tercih ediyorlarsa o şekilde kullanabilirler sesleri vesaire. En çok beğendiğim etkinliklerden biri Ronakland Yıldırım Savaşları. Günde 4 tane oluyor Türkiye saatiyle. Sabah 11, öğlen 3, akşam 10 ve gece 1. Burada en önemlisi, en önemlisi yüz defans veriyor olması. Ronakland Commander title'ına yüz defans veriyor. Yani JR ile BDV ile uğraşmanıza gerek yok. Şu saatlerde girip PK atın. %30'luk dirime girin. Kimage timseniz yani magi oynuyorsanız çok rahat yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü yarım saatlik bir etkinlik. Ve o saatlerde PK'da canlanıyor. Çok iyi oluyor. Tavsiye ederim. Ben bugün 11 ve 15'e girdim. Gayet yeterliydi ve gayet iyiydi. Burada 130'luk dilime girmeniz şart. Alt tuşuna bastığında Yıldırım Savaşı sıralama tablosuna ulaşabiliyorsunuz. Fakat Yıldırım Savaşı sıralama tablosunda saat 7'yi geçti sanırım. CZ, 4'teyiz, geçemiyoruz CZ'ye. Burada biraz şey problem var. Şu yeşil gördüğünüz simgeye basarak değiştirebiliyorsunuz rankı. Birisi leader ranking farklı, diğer rank farklı. Şurada zaman var. Remaining time 30 dakika ile başlıyor. 0-0 olduğunda bitiyor. Bu biraz bug'lı gibi. Bunu düzelteceklerini düşünüyorum. Sonrasında şöyle bir potumuz var. Paper potion olarak geçiyor. Gerçekten paper oluyorsunuz. Yani mageler için herhangi bir şey değişmiyor aslında ama onu da göstereyim. Çok etki edeceğini düşünmüyorum. Paper potion 1'i aktif etmemişler. Bende de 2 var zaten. 3 biraz küçülmeye doğru kaymış. 3 kullanılabilir. Yani hani küçülme yerine satın alıp örnek veriyorum küçülme 100K ama Paper Potion daha böyle ucuz olursa çünkü anladığım kadarıyla bunlar pazara koyuluyor çünkü untradeable bir şey yok. Bilgi yok burada. Hatta trade, merchant, sell. Şöyle bakalım. Evet koyuluyor. Bunun üçü de örnek veriyorum. Küçülme potu 100K iken Paper Potion potu 70K olur. Küçülme yerine bunu kullanabilirsiniz gibi olabilir diye tahmin ettim ben. Paper Potion 2 de şu şekilde gösteriyor. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde gözüküyor. Kağıdın çarınız kağıt oluyor böyle. Yani tek bir açıdan şöyle örnek veriyorum. Şurada durdunuz. Böyle. Şuradan baktığınızda sizi göremeyebilirler. Tabi burada ne işe yaradığını çok anlayamadım yani şu manada hitbox'ı ne? Hani şu an benim çarımın hitbox'ı ne? Ya karşıdan bir okçu bana CS vesaire herhangi bir skill attığında bu çarın hitbox'ı eski şekliyle kalıp sadece görüntüsü mü değişiyor? Yani burada yazmışlar üstünde aslında sadece hani görüntü değişiyor. Characters appearance can be changed. Yani sadece görünüş değişiyor şeklinde yazmışlar ama buradaki hitbox'ı nasıl etkiler bilmiyorum açıkçası. Bir yorumum yok. Onu görmek lazım. Aynı zamanda duraklanabiliyor da 1 dakika süresi var. Potu bastığınızda 1 dakika sürüyor duraklanabiliyor. Bu şekilde dediğim gibi Paper Potion 3 işe yarayabilir ama üstünüze Paper Potion geliyorsa demek ki ilk 130'luk sıralamaya girmemişsiniz demektir. Bu etkinliğin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bence kesinlikle uzun süre kalmalı. En az 2 ay. PK'yı canlandırdı çünkü 11 ve 3 saatlerinde. Umarım kalır ve insanlar hani 100 defans açmak için en az bir 2 ay daha PK'yı bu etkinlik canlandırır. Ve insanların gidip eşivden işte 100 CR win veya 100 BDV win kazanmasıyla burada eşivde bununla uğraşmaz. PK'sını atarak bu 100 defansı almış olur. Ve etkinlik olursa da çok değerli olur tabii ki bu. Blitz Ladder Ranking Top. Ya bu şey iyi olur. Sizin için. Bunun dışında başka hemen inceleyeceğim başka bir şey varmış. Coin etkinliği bitmiş. Ultimate Dungeon etkinliği sona ermiştir diyor. Fakat bugün bizi Ultimate'e girdik. Bu konuda sanırım sona ermemiş. Forumu okuyamadım. Görmedim de bununla ilgili bir şey.
Biz bugün Ultima etkinliğine girdik. Sona ermediğini gördüm. Belki yarın vesaire sona eriyor olabilir. Bazı Azet Minerva, Special Defense, Prayer satış etkin sona ermiş. Call of Logos ve Application of Logos eşyaları silinmiş. Güzel bir aslında page note. Güzel page note olduğunu düşünüyorum. Güzel etkinlikler getirmiş. Biraz uzun sürdü. Uzun sürüp bu kadar güzel etkinlikler getirmesi tabii çok manidar bizim için. Marble'ı çok beğendim. Full Moon Rift biraz da rakip fiyatlarını düşürdü maalesef. Ama oyunu oynamak isteyen, oyunda item yapmak isteyen arkadaşlar için iyi. Yani güzel de bir etkinlik. Çok sıkıcı da değil. Ben seviyorum Full Moon Rift'i. Sessiz anlatım. Herkes tabii kendine göre değerlendirir. Ama en çok beğendiğim Ronakland. Çünkü PK'yı gerçekten etkiledi. Ve gördük bunu. Umarım yine PK'ya yönelik bu tür güncellemeler getirirler. Çünkü oyunun PvP'si gerçekten çok eğlenceli. Ve bunu da bu şekilde tutacaklarını düşünüyorum. En az 1-2 ay bu etkinliği tutacaklarını düşünüyorum. Patch notlarımız bu kadardı. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.